Evet, hayırlı akşamlar dileyerek şehrin gündemiyle karşınızdayız. Bugün tatlı bir beldemizden bahsedeceğiz. Yalova Çiftliköy İlçe Belediye Başkanımız Ali Silpagar. Evet efendim. Bu yanlış olmaması gerekir, değil mi? Evet. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah Sağ kolaylık olun. versin. Çiftlikköy'den önce sizi biraz tanıyalım. Ondan sonra da Çiftlikköy'le bütün sınırlarını bir değerlendirelim. Çünkü Yalova denilince herhalde coğrafi şartlar açısından baktığımızda Çiftlikköy tek başına aslında Yalova'nın yarısı olmuş gibi bir coğrafya yapısı Evet. var. Buyurun sizi dinleyelim. Ali Murat Silpagar. Çiftlikköylüyüm. Yalovalıyım. Bir tarafım da Konya Ereğli. Yani şimdi demesim Evet, doğru annem diyorsun. kızacak. Anne tarafından da Konyalıyım. Efendim İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Yıllarca elektrik mühendisliği yaptım. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştık. 2013'te Ekim-Kasım-Aralık aylarında istifa ettik. Elhamdülillah AK Parti'den de belediye başkanı adayı aday olup seçimlere hazırlandık. Partimiz bize adayı gösterdi. Biz de seçimlere girdik. 3 dönemdir kazanılmayan yeri de elhamdülillah 2014 Yani seçiminde şunu söyleyeyim, teşkilatla şimdi beraber siz kazandık. böyle ilk kez birlikte bir Evet. program yapıyoruz. Tatlı sevecen bir suratla girdiğinizde her yerden adaylığı götürürsünüz. Önümüzdeki süreçlerde nasip olursa Yalova'yı da bekliyoruz diyelim yani. Bu belki biraz şey olacak ama hızlı olacak ama bu sevecen kimliğiniz bence iyi değerlendirilmesi gereken bir konu. Evet Teşekkür başkanım. ederim. Bir şey daha Çiftlikköy'den söyleyebilir miyim? buyurun, Bir tane de buyurun. o evliyim. Bir de oğlum var Alperen Gazi diye. Ona da buradan Alperen selam Gazi. söylüyorum. Evet. İsmini kim koydu? Birini hanım koydu. Alperen'e hanım koydu. Gazi'yi de rahmetli Hanım babamla nereli? Trabzon. Tabii Alperenler deyince. Gazi'yi de annem koydu. Rahmetli babamın adıydı. Bana da Allah sevmek kaldı. sağlıklı Sağ bir olun. ömür nasip etsin. Sağ Hayırlı olun. mürüvvetler nasip etsin Muhammed'i inşallah. de ben koydum. Bir üç isimli. Evet. Peki. Evet. Çiftlikköy'ün coğrafi sınırlarına biraz bakalım. Kaç köyünüz var? Ne yapıyorsunuz? Coğrafyalarınız ne? Bizim bir beldemiz 9 köyümüz var. Yalova ile sınırız. Merkezlerimizin arası 5 kilometre. Çiftlikköy merkeziyle Yalova merkez Hangi arası belde size bağlı? Taşköprü beldesi. Taşköprü size bağlı. Topçulardan iniyorsunuz ya. Oradan itibaren Çiftlikköy. 9 tane de köyümüz var. İşte yeşil bir alanımız var. Denizimiz var. Derelerimiz var. Her şeyimiz var elhamdülillah. Biri biz yoktuk. Biz de 2014'te geldik elhamdülillah. AK Peki. Parti hizmetleriyle de girdik orayı. Orayı da güzelleştirdiğimize inanıyorum. Teşkilatımızla beraber, bürokratlarımızla beraber, çalışanlarımızla beraber de güzelleştirdik. Çiftlikköy tarihi bir yer aslında. Bu Helen dönemlerine, Bizans dönemlerine denk geliyor. İlk ismi işte milattan sonra 4. yüzyılda geçiyor. Pilya diye. Pili, Pilya. Pilya, P-Y-L-I-A diye yazılıyor. Pilya. Evet. Bu orada yazıtlar işte. O nereden biliyoruz? Yazıtlardan biliyoruz. Daha sonra Çiftlikköy 2. Rus Harbi ile beraber Kuzey Kafkasya'dan gelen Karaçaylar Kafkasya'ya geri dönemiyorlar Rus Harbi'nden dolayı. Çiftlikköy'e yerleşiyorlar. Kadı Çiftliği adı altında. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Yalova'ya gelip gittiği kadar Çiftlikköy'e de gelip gidiyor. Çiftlikköy'de bir sıtma hastalığı var. Sahil tarafında oturuluyor. Gazi Paşa şey yapıyor. Çiftlikköy'ü yukarı taşıyor. Efendim adını da Çiftlikköy olarak değiştiriyor. Daha sonra işte Kırım'dan gelenler oluyor. Karadeniz'den gelenler var. Anadolu'nun her köşesinden gelenlerle böyle çok güzel bir Türkiye mozaiği çıkmış oluyor. Yani bizim köyümüze geldiğimiz zaman Türkiye'ye ait her şeyi bulursunuz ilçemizde. Peki nüfus oranımız ne başkanım? Ya 35 bin nüfusa sahibiz köylerle beraber. Yalnız yıllık artış olarak en yüksek Türkiye'de biziz. Çiftlikköy sürekli Nüfus artışı mı oluyor? çok yüksek nüfus artışı oluyor. Demografik yapısı nasıl? Demografik yapısı Kafkasya, Kırım, Bulgaristan, Köklü yerleşimcileri. evet Balkanlar. Dışarıdan göç. Dışarıdan göç genelde Anadolu'dan. Anadolu'dan. Hangi illerden yoğunluklu geliyor? Şöyle geliyor mesela İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan geliyorlar. Yani bir de şöyle geliyorlar. Bizim Çiftlikköy'e gelen bu göçler çok kaliteli göçler geliyor. İlginç. Mesela Siirt'ten örnek vereyim. Siirt'te işte veya Batman'dan örnek vereyim. Mesela petrolcüler sitemiz var. Batmanların kurduğu.
Orada petrolcüler, emekli olanlar, oranın amirleri, memurlar emekli olunca Çiftlik'e yerleştiler. Ve Çiftlik'e çok şey kattılar. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Yani şunu demek istiyorum, bizim Çiftlik'in aldığı göç de çok kaliteli bir göç. Batman. Şundan yararlanıyorsunuz. Sakin dinlenme merkezi olarak herhalde evet. Algılanıyor. Burada da Doğu ve Güneydoğu'daki belli bir emekli grubu burayı tercih ediyor dinlenmek tabii. için değil mi? Tabii. Peki Çiftlik köyün genelde geçim kaynağı nedir? Bizde geçim kaynağı sebzecilik, meyvecilik, seracılık, tarım, öyle mi? Seracılık, hayvancılık. Bizim orada işte Aksa, Akkim gibi fabrikalar var. İşçilerimiz var. Orada çalışıyorlar. Kaç bin işçi çalışıyor Aksa'da? Binleri geçiyor. Birkaç, 2000-3000 çalışanı vardır. Örneğin oradaki organize sanayi bölge ve bazı sanayi kuruluşları var. Çok önemli işte az önce ismini de zikrettiğiniz kuruluşlar var. Evet. Bunlarda toplamda kaç bin işçi var? Şimdi bizde hiçbir OSB daha faaliyete geçmedi. 5 OSB gözüküyor bizim Çiftlik köyü. Organize sanayi bölgesi. Organize sanayi bölgesi 5 tane var. Bir tanesi de bizim zamanımızda başvuru yaptı. İmes. Ben de sonuna kadar desteği veriyorum. Bunlar sanayici arkadaşlar. İnşallah da kısa sürede faaliyete geçecekler. Yani Çiftlik köy binlerce, 5 bin, 10 bin civarında bir işçiyi ağırlayacak OSB faaliyetine geçecek. Yani 3-4 yıl içerisinde bu faaliyete geçer gibi geliyor bana o sebeler. Mesela Taysat var, işte Yalova'da kalıpçılık var, bizde giyim sanayi geldi yeni. İmes dediğimiz makina sanayicileri var. Bayağı bir İmes grubumuz var. Mesela yeni fabrikalar geldi bize. Tekstille ilgili daha mı yoğunluklu mu? Tekstilimiz var tabii. Yani Yalova'da o tekstil özellikle Aksa'dan dolayı da evet. Dinçkökler ailesi yanılmıyorsam o evet. bölgede bulunuyor. Ben rahmetli Raif Dinçkök'ü bilirim. Oğulları var Ömer Dinçkök vesairesi o bölgede bulunuyorlar. Yanılmıyorsam onların da o bölgelerde ciddi fabrikaları olan. Sizler evet. de o noktada şanslısınız. Yani bütün diğer Türkiye'deki belediyelerimize ve yerel yönetimlerimize baktığımızda sizin avantajlı olduğunuz çok alan var sanayiye uygun. Ben imar mevzuatına dönmek istiyorum başkanım. Planlama ve yapılarınıza baktığınızda il belediyesiyle tamamen bağımsız mı çalışıyorsunuz? İlçe olarak kendi plan notlarınızı, 5000'liklerinizi kendiniz mi yapıyorsunuz? Şehircilik Bakanlığı ile ilgili nasıl bir yapılanmanız var? Önümüzdeki süreçlerle ilgili ne gibi hedefleriniz var? Onları biraz dinleyelim. Özellikle kentsel dönüşüm ve imar uygulamaları. İmarda bağımsızız. Evet. Yalova iliyle değil, kendi başımıza imarımızı yapıyoruz. Tabii halkımızın istek doğrultularında. Biz seçimden gelmeden önce bizim orada bir kat sorunu vardı. Kim yerleri 2 kat, kim yerleri 3 kat böyle bir darmadağın yapıya sahipti. Bir de bizim orada araziler değerli. Emsal değerleri noktasında mı evet, sıkıntı vardı? Kat yükseklik sınırı vardı. İşte fabrikalar gelemiyordu. Biz bu düzenlemeleri yaptıktan sonra 2 tane büyük fabrika geldi. Biri ilaç fabrikası, biri de plastik boru fabrikası olmak üzere ayrıyetten fabrikalar da geldi. O seçim sözümüz üzerine getirdik. 5000'lik planlar, 1000'lik planları kendimiz yapıyoruz. Çiftliköy'de 4 katı getirdik biz, imar planı yaptık. 4 katta sabitledik. Jeolojik etütlerini bitirdik. Şu anda Çiftliköy'de aslında bir kat sınırı kalmadı. Fakat nüfus yoğunluğuna takılıp kalıyoruz. Çünkü bu OSB'ler geldiği zaman bizde binlerce konut ihtiyacı olacak. Bunu da dikey olarak sağlayamazsak, yatay yaptığımız zaman... Planlama yapmazsanız sıkıntı çekeceğiz. Çok sıkıntı çekeceğiz. Halka da çünkü şöyle bir şey. Bakın ben üzülüyorum. Ben bir işçi çocuğuyum. İşte nasıl okuduk? Tarla sattı babamız okuduk. Bir şey sattı okuduk. Yani çok çalıştı, çok çabaladı. Çok çalıştı, çabaladı okuduk. Şimdi oradaki arsalara da baktım. Ben bu sözü o yüzden verdim. Adam bir tane arsası var. O bir arsasını ev yaptıracak, oturacak veya satacak, çocuğuna okutacak. O yüzden ben biraz oradaki arsaları değerlendirdim. Fiyatlarını değerlendirdik. Katlarını verdik. Elhamdülillah yaklaşık yanlış hesap yapmıyorsam 1 milyar 200 milyonluk bir girdiği Çiftliköy'e yaptığımız plan notlarıyla, yaptığımız 5000'lik ve 1000'lik planlarla 1 milyon 200 bin liralık kaynak aktarıldı. Tabii. Ve vatandaşa da dağıldı bu. Mesela bir kat alan yerler var. 300 ile 400 bin lira arasında kazanç sağladı o toprak sahibi. İşte 500 metrekare arası var, bir dönümü var. Kimyeler 2 kat aldı. Bunlar topladığımız zaman
Yani eski paraya gidiyor bu şey. O bir katrilyonu geçiyor. Ben şunu anlıyorum ki siz bölgede yaptığınız çalışmaların içerisinde özellikle yerel yönetimlerde vatandaşlarla uyumlu ve vatandaşların hasbihal içerisinde kararlar alıyorsunuz. Bunların gelecekteki örneğin şunu düşünemez misiniz? Bir sonraki adayda olmadınız, bir başkası geldi. İletişiminiz toplumla halkla çok kaynaşmalı dediğimiz bir seviyede. Bunun sıkıntısını bir başkası çekemez mi? Çeker. Ya ben şöyle bir netini söyleyeyim mi? Bana yıllar önce bir Allah dostu dedi ki, oğlum gayeni Allah et. Üniversite öğrencisiydim. O zamanlarda işte şu anki zındıklar o zaman da var. Onlarla uğraşıyorduk. Dedi ki gayeni Allah et. Ümmeti Muhammed'e, İslam dinine hizmet et. İyidir dedi. Geri bana düşen bu. Ben köyüme, milletime, devletime, vatanıma, hizmetime ederim. Gayem Allah çünkü. Bakın ben 2 ay önce bir ölümden döndüm. İnsan da ölüme çok yakın oluyor. Yaşadığımız sürece gayemizi Allah edip bu yüce millette, bu aziz millette, bu ümmeti Muhammed hizmet ettik mi? İnanın sen bizden sonrası çok mühim değil ya. Ben değerli izleyiciler şimdi Ali Başkan'ı dinlerken özellikle çiftlik köylülerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Natürel bir yapısı var. Tamamen doğal. Hani diksiyondaki dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var mı? Vardır. Ama natürel ve halkın gönlünde taht kurmuş bir yapıyı bir siyasi noktada yer edinmek zordur. Bu yapısı itibariyle baktığımızda sanırım tam da halkın böyle tipleme olarak istediği bir belediye başkanı. Evet. O noktada bunu açıkça izleyicilerimize ifade etmemizde yarar var. Altyapı sorunlarına geleceğimiz zaman, altyapı sorunlarımızda örneğin 2 yıllık bir belediye çalışması içerisinde çiftlik köyün nasıl sorunları var? Şimdi ben çiftlik köyde aday olmadan önce 1,5 sene önce çalışmaya başladım. Yani ben 2012'de çalışmaya başladım. Hem sorunlarına çalışmaya başladım hem de seçime yönelik. Bu altyapı da orada gördüklerimizden bir tane. Belediye başkanı olduktan sonra daha da arttı. Şimdi Çiftlikköy'de asbestli su boruları var, su hatları var. Özellikle de ana depolar birbirine bağlı. Eski kanserojen dediğimiz borular. Tabii, direkt kanserojen. Direkt. Ve o 110'luk dediğimiz hatlar, o evlere giden hatlar, o ara hatlar da PVC borularla kaplı. Şimdi burada deprem bölgesinde zaten darmadağın olmuş Çiftlikköy. Altyapısı hep kırılmalı, kırılmalı olmuş. Biz bunları sürekli tamir ediyoruz. İki tane sıkıntı gördük su altyapısında. Bir asbestli borular, bir de iki o kırılan, patlayan, çatlayan şeyler var. Orada da biz tamir ediyoruz, bakteri oluşuyor, o da evlere servis ediliyor. Kim ediyor servisi? Biz ediyoruz. Ya buna vicdan dayanmaz girdik. 132 kilometrelik bir hat girdik. 100? 32 kilometre. Yani Yalova'dan İstanbul'a kadar bir hat girdik. Körfezi dolaşarak. Efendim bunun 85-90 kilometresini bitirdik bugün itibariyle. Çok HDP iyi. Boru, depreme dayanıklı. HDP. Esnek boru dediğimiz. Tabii. Yani oynar boru. Mesela yanlışlıkla kepçe vurduğu zaman kıramayacak. Anca alıp kesebilirsiniz şeyle. Testereyle şunla. Patlatamıyor. Tabii. Ve yaklaşık Çiftlikköy'ün su kaybı %55'ti. Kayıp ve kaçak. Kayıp kaçak yerler var. Suyun altına gidiyor su. Ve biz yine geçen bizim Yalova'da açıklandı susuzluk çekiyoruz. Geçtiğimizde çok ciddi sıkıntılar yaşadık. %55'i Çiftlikköy'de, sırf Çiftlikköy'de %55 su kaybı var. Eski yapılardan. Tabii. Da. O PVC borulardan patlıyor, boru hatlarından gidiyor. Efendim ve bunlar da temellere doğru kayıyor. Yani ben buna, bana dediler Murat ilk dönemde girilmez bu. Yani evet. Bir siyasi ayağına sıkmış olur. Dedim ya biz siyaseti de Allah için yapıyoruz. Biz buna gireceğiz, vicdanım el vermez. Bir, asbestli borular var. İki, PVC kaplanmış, kaçaklar var, şeyler var. Mikrobik, bakteri oluşturan hatlar var. 3, %55 kaçak var. Yani bu noktada biz girmek zorunda girdik. 7 aylık bir süreçte de ben geldim de Çiftlikköy'ün su hatlarının plan projesi bile yoktu yani. Öyle plan proje falan yok. Derinlemesine hiçbir çalışma yapılmamış yok, mı? Yok. Şimdi ben bir şey... Sizden önceki belediye hangi partidendi? Ben CHP'den devraldım. CHP'den aldınız. Ama daha önce partiler değiştirilerek gelmiş. Teşekkür ediyorum. Ona da bir hizmet yapmış ama hizmet böyle muhtarlığın bir üstü şeklinde olmaz. Muhtarlığın bir üstü. Tabii. Yani Belçiftlik öyle yönetilmiş. Yani açık ve net. Muhtarlıkla belediye başkanlığı arasında yönetilmiş. Şimdi bizde öyle değil. Belediye başkanlığı.
Ben teknik elemanım, mühendis kökenliyim. Binlerce öğrenci yetiştirdim. Bir şeye dikkat ettim. Bir şey ilmi olacak. İlmi bir yere dayandırmazsanız bu ustalık oluyor. Eğer siz bakın ustalıkla ilim adamının farkı şu. Birinde formül vardır. Birinde formül yoktur. Bizde plan proje olacak. Plan proje olmadan su da olmaz. Kanalizasyonda hiçbir şey olmaz. Telekom girdi. Bu arada MOBESE'ler girdi. Yüz tarayıcı şekilde. Elektrik hatlarını aşağı almaya başladık. TEDAŞ'a da teşekkür ederim. Çok az da olsa aldı ama aldı. İnşallah devamını getirecekler. Durum böyle. Altyapımızda durum bu. Mülki amirlikle ilgili iletişim noktasına gelelim. Evet. Kaymakamlık bu noktada bürokrasinin hızlı yürümesi adına işlevleri çok hızlı sürdürüyor mu? Ya şöyle bir yapım var. Ben haddimi bilirim. Kimsenin işine karışmam. Haddimi de bilirim. Ama işime de karışılmaması için gerekler tedbir alır. Noktasına virgülüne kadar da bunu mevzu yani hale getirir. Diyorsun ki bürokrasiyi okurum. Okurum. Kendi yetki alanımı evet, bilirim. Bilirim. Ona göre de tedbirimi alırım. Alırım. Benim mülkarım kaymakamım işte. O da çok uyumlu çıktı. Allah var. Beraber uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. 15 Temmuz'da birbirimize daha çok yaklaştık. 15 Temmuz gecesinden itibaren birbirimize daha çok yaklaştık. Birbirimizi de sevdik. Uyumlu bir şekilde. Kaymakam Bey'in ismi neydi? Cengiz Bey. Cengiz Bey. Cengiz buradan Kalın. Da kendisini selamla evet, iade edelim inşallah. Evet, ben de buradan Cengiz Bey'e teşekkür ediyorum. Ben bu arada tabii Yalova'nın bu konularına geldiğimiz zaman özellikle altyapı, binlik planları, beş binlik planları ve bundan sonraki yapacağınız çalışmalarla ilgili 5 yıllık, 10 yıllık planlamalarla ilgili muhtemelen çalışmalarınız vardır. Organize sanayi bölgesinden yeni şehir, kent yaşam alanlarından tahsisine kadar. Bu planları çalıştığınızda dışarıdan herhangi bir belediyeden veya hizmet satın alma noktasından mı yararlanıyorsunuz? Hayır, benim kendi kurumsal yapımda mimarlarımdan, mühendislerimden yararlanıyorum. Tek başıma yeterli miyim? Şimdi şöyle yaptım, ben teknik üniversite kökenliyim. Bir teknik üniversiteden destek aldım, hocalarımdan aldım. Yalan çok yok. İyi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocalık yaptım, oradan da destek aldım. Yani daha sonra bu arada 2 yıl içerisinde belediyede kadrolarımızı kurmaya çalıştık. Yani bakın belediyedeki yanlış bir hareket, yanlış bir memur ataması sizin itibarınızla oynuyor. Ben bunu yaşadım. Neden? Çünkü yapılan her yanlış semal ediliyor. Tamam, onu seçerken neye göre aldınız? Şimdi seçerken niye göre aldık? Şu anda benim imar müdürüm Muş'tan geldi. Muş'un eski imar müdürü Allah'ım. İşte bir sene önce oradan Çiftlikköy'e transfer ettik. Ya gelirken belediye başkanıyla konuştuk. Şunla oradaki arkadaşlarla konuştuk. Dedik ya bu adam bizden almayın. Dedim ya benim ihtiyacım var. Ben almak zorundayım. Böyle araştırmalar işte böyle güveneceksiniz. Bir de gönlünüze güveneceksiniz kalbinize. Yapacak bir şey yok. Yani emin olun bizim gönlümüze düşüyor. Kimin ne olduğu da. Fakat mesajsız sevdik. Fakat bazen zorunlu kalıp atamalar yapabiliyorsunuz işte o zorluklar. Yani o 657'nin Türkiye'de değişmesi lazım. Özellikle yerel yönetimlerde önemli birimlere bağlı olan örneğin bürokrasinin atamasındaki olan başkan yardımcısı. Evet. Bu sizin elinizi kolunuzu bağlıyor mu? Bağlar. Başkan yardımcıları ben atadım yalnız. Bağlıyor. Tabii. Ya şöyle yani belediye başkanlığını 5 yılına siz geliyorsunuz. Yani siyasete girince ikinci 5 yılda görmek istiyorsunuz. Evet. Birinci dönem hazırlık, ikinci dönem ustalık süreçlerinden pekiştireyim yani, diyorsunuz. Tabii istiyorsunuz yani. Bunu ya bu böyle yani. Peki şunu sorsam samimiyetten başkanım. Örneğin 2 yıldır belediye başkanısınız. Evet. Sizce bir belediye başkanı kaç yıl belediye başkanlığı yapmak zorundadır? Örneğin Orhan soy ismini unuttum. Van Bahçesaray Belediye Başkanı 25 yıl boyunca belediye başkanıydı. Melih Gökçek de neredeyse artık 25 yılı buldu. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuk 35 yaşına gelmiş oluyor ve halen belediye başkanı. Vizyona baktığımızda önümüzdeki süreçlerde ne katabiliriz? Şimdi bir büyükşehir tamam. Oranın bir neredeyse başbakanı gibi, mülki amirliği her ne kadar valilik de olsa belediye bütün hamallığını, onun zevkini veya cefasını, sefasını,
onun o günlük yaşam mücadelesi içerisindeki yerel yönetimlerdeki gücünü hepsini hissetmek ister. Bu noktada böyle bir sıkıntımız var. Siz nasıl görüyorsunuz? Ben şöyle görüyorum yani, ve kendim için. Peki. Çok mütevazi olalım mı? Olalım. Peki. Ya olalım. Çünkü haddimizi bilmek lazım. Bu biraz kişiliklere bağlı, yapılara bağlı. Ben şöyle düşünüyorum. Belediyeyi sahiplenecek noktaya geldiğiniz zaman, belediyenin sahibi benim noktasına gelmeden belediye başkanını bırakmalısınız. Belediye halkın. Evet. Siz hizmetten düşmediğiniz sürece her geçen yıl size bir şey katar. Ama şöyle bir duruma geliyor. Biz bunu Çiftliköy'de yaşadık. Gördüm ve üzüldüm de. Yahu nedir o mesele oradaki sizin? Belediye sizin değil ki. Belediye 5 yani miras olarak algılayıp ona sahiplenmeye çalışan mı oldu? Tabii. Onun sonucunda geliyor. Uzun yılların sonucunda gelir. Ne gelecek? Bura benim. Ya bura senin değil ya. Ahmet Ağa'nın çiftliğine değil yani. Kimse yani belli değil. Bir süreyle sınırlandırılması makul. Yok ya, bu size bağlı. Mesela bizim Melik Gökçe'miz çok güzel gidiyor. Şimdi Melik Gökçe Sayın Başkanımızdan faydalanmak lazım. Şimdi o büyük bir tecrübe. Büyük bir tecrübe yetenek. Olmasa bu kadar uzun süre kalır mı? Yani şimdi ama bir Ali Murat Silpagar. Ya bir 25 yıl Ali Murat Silpagar. Çiftliköy zor yer. Yani bizim gibi ilçeler zor ilçeler. Halkla birebir ilgilenmek zorundasınız. Küçük bakın, beldelerde biraz daha problemli ilçeler. Geçen gün şeyde oturuyorum. Sizin karşınızda bir yer var. Star City diye. Evet. Orada çay içiyorum. Bir arkadaşım var. Oranın da Derimot'un müdürü. Konuşurken telefon geldi. Ya dedim ben de bir şey çay içiyorum. Dedim, şu telefona bakar mısın? Dedi ki başkanım suyu açın diye size telefon geliyor. Yani burada alışılmamış bir belediye başkanı. Ya suyumuz kesildi, su ne zaman açılacak? Yani bize bu noktaya kadar gelin. Mesela geçen gece 2'de telefon açarlar. İneğim öldü ne yapayım? Koyunum öldü ne yapayım? Siz bunlarca bu yorar insan. Anlaşılan halkla, toplumla iç içe olursanız samimiyetten dolayı 7-24 sizi çok rahat çalıştırarak bütün alanları evet, yani size sorarlar. Şeyin cevabını verebildim mi? Buyurun. Sorunuzun cevabını. Buyurun. Hizmet süresini. Evet. Hizmet süresi şahsa bağlı. Bu 10 yılda olabilir, 15 yılda olabilir, 5 yılda olabilir. Hizmetten düşmemek şartıyla, hizmet aşkından düşmemek şartıyla. Türk toplumunun değer yargısına baktığımız zaman uzun süreli yerel yönetimlerde kalmak ne kadar mantıklı? Ya, zor bir soru, anlaşıldı. Jübileyi zamanda yapmak da peki, faydalı. Zor bir soru oldu. Başkanım şeyle ilgili, şimdi sizin tarımsal ekonomiyle ilgili de bir alanınız var. Neydi bu? Özellikle sebzecilik üzerine vesairesi, bitki örtüsüyle ilgili baktığımız zaman tamam bu. Ekonomi ve tarım üzerindeki hedefleriniz var mı bölgeyle ilgili? Var tabii. Yani bizim Çiftliköy'de biz kendi yetiştirdiğimiz domatesle, elmalarla büyüdük. Bahçelerimizle büyüdük. Deniz kenarımızdaki o güzel bahçelerimizle büyüdük. Şimdi bunların hepsi birer birer inşaat oldular. Şimdi seraya dönüldü. Bu serayı destekliyoruz. Modern sera alanlarına dönmemiz gerekiyor. Fakat bizim Çiftliköy'de sıkıntı, o kaynak sularında sıkıntı çekiyoruz. Su ve kaynaklarınızı su nereden alıyorsunuz siz? Biz Yalova'dan. Yalova'dan. Orada bir birlik var, Yeşil Körfez diye. Yeşil Körfez bu vadi olarak dağlık alandaki olan yer mi? Evet, o termal tarafı. Termal tarafı. Gökçedere Barajı'ndan. Oradan oraya kaç kilometredir? 8 kilometre, 9 kilometre. 8-9. Şehir merkezi veya uzaklık alanına baktığımız zaman? Öyledir yani o arada. Yani Yalova çok küçük bir yer zaten. Küçük onu biliyoruz. Fazla o zaman problem yaşamıyorsunuz. Yok. Şöyle yaşıyoruz. Bizde sıcak suyumuz yok. Mesela sıcak suyu bulabilsek onun iznini termal aldık. Termal suyu mu? Termal su. Neden? Çiftliköy'de bulmamız gerekiyor. Çünkü seralar daha ucuza ısınacak. Sondaj yaptırdınız mı? Nasipse önümüzdeki yıl ona giriyoruz. Ruhsatını falan aldım. Her şeyini aldım. Bitirdim. Şimdi sıra ona geldi. Sizde tahminen derinlikte ne çıkar? Bayağı bir derinde çıkar. Yani tam derin. Böyle şey. Termalde termalden daha aşağıda çıkar. Öyle mi? Tabii. Termal nasıl bunu test etti, yıllar önce buldu? Termal yani Bizans döneminden beri orada eski sıcak su var. Tabii, bir yapıdan eski. Dolayı oradaki kazanımları sürdürüyorlar. Peki ben gündemde olan bir konu. Arap turizmi ve bölgede gayrimenkul alımı noktasında Arapların bölgede ciddi yatırım yaptığı söyleniyor ve son zamanlarda Çiftliköy'ünde bu konularda nasibini aldığı söyleniyor. Gayrimenkul artışında da programın başında bahsettiniz. Bu yoğunluğuna baktığımızda ne oluyor Çiftliköy'de? Şimdi Arap turizmi daha çok bizim batı kısmımızda var.
Neresidir o? Termal'di, işte Gökçedere'ydi, Kadıköy'dü, o bölgede. O ilçelerimizde daha yoğun, bizde daha az. Bizde iç turizm daha fazla. Nedeni nedir hocam? Şimdi bizde işte böyle oluşmuş. Mesela bizim Çınarcık'ta da turizmimiz var. Çivliköy'de. Çivliköy'deki turizm biraz daha muhafazakar. Siteleri var. Sitelerimiz var. Yazlık sitelerimiz. Evet. Bu yazlık sitelere Ankara'dan, İstanbul'dan gelirler. Yazlıklarını yaparlar. Yazın orada tatilini yaparlar, giderler. Bu arada biz belediye olarak seçim öncesi bir dedik ki biz siteleşmeye getireceğiz Çivliköy'e. Ve bunun için adımlar attık. Şimdi Çivliköy'ün üst kısımlarında deniz manzaralı yerler var. Buraya Araplar da gelir, İngiliz de gelir, Türk'ü de gelir, herkes gelir. Buralar değerlendirilmedi Çivliköy, değerlendirilmemiş. İşte buralar değerlendirmek için çaba sarf ediyoruz. 5000'lik planları yapılmadı mı o bölgenin? Yapıldı da ben belediye başkanı olduktan sonra şunu dedim, ben hiçbir yere dedim parsellemem. Parselasyona karşıyım ben. Ben parselasyon geldiğimden beri yaptırmıyorum. Modern kentleşme mi istiyorsunuz? Evet, ben modern kentleşme istiyorum. Ya 500 metrekare, 300 metrekare arsalara evler yapılıyor. Ya çok sağlıklı da olmuyor. Ayrışma değil, nizami plan içerisinde o binlik planlarla birleştirerek önemli bir alan yaratmak istiyorsunuz. Evet. Bu da şu, modern kent alanımı içerisinde site tarzı veya villalık alanlar gibi modern bir kent ve yaşam biçimini sunmak istiyorsunuz. Tabii. Bundan mı kaynaklanıyor? Tabii. Hem güvenli oluyor hem güvenilir oluyor. Her açıdan. Ekonomik olarak da bölgenin tabii katkısı olur. Seçili bir insan sınıfını davet ediyorsunuz. Tabii. Herkes o şeyden alabilir mi sizce? Ya çünkü şöyle ayırdık. Yani herkesin alabileceği siteler oluşabilir Çiftliköy'de. Bunlar oluşturduk da. İki yerde oluştu. Yani evet, bir yerde diyelim 10 liraysa diğer yerde 3 liraya siteler. Evet. Ya biraz şeyde fark eder metrekarelerde. Abi her kesime hitap edecek site oluşabilir. Çünkü arazi fiyatları fark ediyor. Değerler evet, fark ediyor. Evet değerli izleyiciler, biz bir kısa reklam arasına gidelim. Aslında Çiftlikköy Belediye Başkanımız Ali Bey'in bahsettiği konulara bakacak olursak önümüzdeki süreçlerde Çiftlikköy'e ciddi bir şekilde herkesin yatırım yapması gerekir. Modern kent yaşam alanının içerisinde Çiftlikköy'ün önümüzdeki süreçlerde bir İstanbul tarzı büyüyebileceğini ama sizden tek ricamız yeşil alanlara dikkat edin. Şöyle modern alanlar da yeşil alanlar çok önemli. Başkanım şeyden sonra cevabını alacağım. Kısa bir reklam arası efendim. Evet değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çiftlikköy Belediye Başkanımız Ali Murat Silpagar. Evet. Bunu tekrar düzelterek de söyleyelim. Başkanım, sahil düzenleme projelerine bakalım biraz. Sizin birçok alanlarda engellilerle ilgili, sosyal donatı alanlarla ilgili vesaire biraz bunlardan konuşalım. Ama az önce bahsettiğimiz konuda herhalde bir cevap vermek istediniz. Reklam arasına gittik. İsterseniz onun cevabını alalım. Siteler oluştuğu zaman evet, siteler de yatırımlarla ilgili çoğalıyor. Çünkü bakın sitede evleri satabilmeniz için maksimum %30'u %25'i yapabilirsiniz. %70 yeşil alınmasa satamazsınız. Yeşile sahip çıkma adına. Tabii %70 siz minimum eğer sitelerde yeşil alan bırakmazsanız. 6.50 yükseklik veya 12.50 yükseklik mi vereceksiniz? İmar uygulamalarında örneğin villalık alanlardaki oturum alanlarıyla konut, sosyal konut alanlarında farklı imar mı uygulayacaksınız? Yok, bizde aynı olur. Yani imarda, şimdi şöyle ayırdık bizim villalık bölgelerimiz var. Tamam, oralar, ön görünüm dediğimiz. Oraları ellemedik, oralar villalık bölgeler olarak kalacak. Ama site dediğimiz yerlerde maksimum 4 kata kadar verdik. Çünkü dağlık, eğimli araziler bir katta şeyden kazanabiliyorlar. Kod farkından alıyorsunuz. Kod farkından alıyor. İsterse kullanabilir, istemezse kullanmaz, kendi bileceği. Yani bizim plan notları çerçevesinde yasaların izin verdiği ölçülerde kullanabilir. Bunu Şehircilik işte, Bakanlığı'ndan danışmanlık alıyor musunuz? Ya Şehircilik Bakanlığı'ndan tabii. TOKİ'den? TOKİ'den şu ana kadar hiç destek almadım. Almadınız. Almadım. Toplu Konut İdaresi'nin herhangi bir projesini bölgede emlak uygulamak ister misiniz? Emlak TOKİ'nin bizim orada herhalde bir yeri var. 300 dönüm kadar bir yer aldı. 300 dönüm. Evet. Orada bir yer yapabilirler. 300 dönüm iyi bir alan. TOKİ açısından özellikle tabii. Çiftlikköy bir ilçe olarak düşündüğünüzde ciddi bir alandır. Yalnız. Yani tabii Yalova'nın en büyük ilçesi bizim arazimiz Yalova'dan büyüktür. Çiftlikköy büyük bir yer.
Çok büyük ya, yani çok büyük değil miyim yani? Yalova'nın yani büyük il ilçesi. Sınırlarını dahi geçiyorsunuz, onu söylemekte yarar var. Tabii. Peki sahil konusuna gelelim. Sahil çalışmalarını biraz bahsedelim. Sahilde ne yapıyoruz? Ben seçim zamanında şunu demiştim. Seçim konuşmaları yapıyoruz, çalışmaları yapıyoruz. Arkadaşlar bu geçtiğimiz yönetim bize çok plan proje alanı bıraktı. Ben bu kadar bırakmam diye. Ve ben bunlardan bir de sahil. Gelen belediye başkanı canı sıkılmaz mı? Ben sıkacağım. Ha, sıkacaksınız. Sıkacağım. Peki. Yani ben bir şey bırakmam. Bunu açık söyleyeyim. Ben açık bırakmam. Ne? Gelen üretecek. Üretmeyecekse gelmeyecek. Bu millete üretmek çıtayı lazım. Çıtayı yüksek tutacaksınız. Tabii ben çıtayı çok yukarı çektim. Çivliköy'de çıta bir ilçenin üzerinde. Bakın bizim Çivliköy ilçesini takip edin. Her şeyimize bakın. Türkiye'de bayağı yukarılarda dururuz biz. İlk üçe gireriz yapılan hizmetler açısından. Çok önemli. Tabii tabii bir ilçenin bu kadar projeyi sığdırabilmesi 2,5 yılda. Bakın ben 14 söz verdim Çivliköy halkına. 11'i bitti ya da bitme aşamasında. Evet. 3 tane projem kaldı. Sahil projesi şöyleydi. Sahil projesinde karanlık. Sadece sabah işte güneş doğunca akşama kadar kullanılabiliyor. Aydınlanmanın zayıf oldu, hatta yok oldu. İşte taş, parke taş döşenmiş. Siteler, şahıslar belediyenin halkın arazilerini almış, çevirmiş. Hatta havuz bile yapmışlar. Kendilerine yüzme havuzu yapmışlar. Böyle işgaller altında bir yerdi. Ve çok kötü kullanılıyordu. Halk da inmiyordu. Bölgenin o sahil boyunda kafe, restoran, bazı işletmeler, seracılar vesairesine ben evet benim gözüme çok çarpıyor ve düzensiz. Yani bir görüntü kirliliği var. Onlarla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Benim ilk yaptığım şey sahilde, ilk yaptığım iş içki ruhsatını kaldırdım. Evet. Meclis kararıyla içki ruhsatını kaldırdım. Yani şu anda kim gelirse gelsin içki ruhsatı veremiyoruz. Meclis aldığımız bir meclis kararı var. Yani yaptığımız en büyük iş buydu. Çünkü kötü mekanlar kullanılıyordu. Bizim Çivliköy'de yazdık dediğiniz şey yoğunluk olarak 3 aydır 4 aydır. 9 ay orada işletmeler para kazanmaz. Kazanmayınca başka noktalara kayıyorlar. Ve bu da Çivliköy halkına bela olarak geri dönüyor. Biz şunu yaptık, sahili upuzun bir sahil yaptık 2 kilometre. Şimdi bir 2 kilometre daha yapacağız. 1700'den 2 kilometre. Tabii bir şimdi 2 kilometrelik bir hattımız daha var. Kültür Bakanlığı'ndan hibe bekliyoruz. Hibemiz gelirse onunla devam edeceğiz, gelmezse kendi imkanlarımıza gideceğiz. Çivliköy Belediyesi'nin kendi eseridir. Biz fen işleri ve imar işleri ortak yaptık burayı. Yıllık kendi bütçeniz ne kadar? Yıllık bütçemiz bu sene 58 olarak açıkladık ama ben aldığımda 18 trilyondu. 18-19 milyon. 3 katı, 4 katı. Yani 28-25. Ben bu sene biraz çıtayı daha da yükselttim Çivliköy'de. Evet. Yani biz kazanmak zorundayız. Yerel yönetimlerde özellikle belediyenin kaynak aktarımı noktasında, yaratılması noktasında ne gibi faaliyetlerde bulundunuz? Örneğin bütçenin büyütülmesi adına. Şimdi size şöyle söyleyeyim, bakın. Bizim bu sahil 2 kilometre katta 10 dönüm belediyeye arazi kazandırdık. Evet. İşgaller aldık, bu yaklaşık 10 dönüm. 3 dönüm de kumsalda büyüme yaptık. Kumsalımız da 3 dönümden fazla büyüdü. Bakın küçük bir şeyde, oynamada, hamlede. Evet. Şimdi biz bunların çoğunu belediyenin lehine geliştiriyoruz. Ve ben bir şey söyleyeyim, yani 10 dönüm araziyi şu anda gidip almaya kalksanız Çivliköy'ün o sahilinde 3 bin lira deseniz 30 trilyondan aşağı alamazsınız yani. Evet. Yani bunu alamazsınız. Hazineyle bu noktada özellikle milli emlakla ilgili şeyiniz var mı? Bartır var. Mesela en son büyük bir kültür merkezi, bölgenin en iyi kültür merkezini yapmak için Çivliköy'de 11 dönüm mal müdürlüğünde bir arazi vardı. Onu talep ettik. Büyük bir ihtimalle. Bakanlıklara tahsis edilen bazı gayrimenkulleri istiyorsunuz. Tabii tabii. Peki bu borçlanma olarak mı veriliyor, hibe mi? Kültür şeyi yap diye, resmi bir hizmet alanı yap diye veriyor. Biz de o resmi hizmet alanı yapıyoruz. Amaçlar doğrultusunda kullandığınızda tabii, tabii. Hibe yolunu açıktır. Yok yok, amaç olmazsa peki, şey olmaz. Engellilerle ilgili geçtiğimiz ay engelliler haftasıydı biliyorsunuz. Bu noktada da bu ay 3 Aralık itibariyle bir engelliler haftası. Siz de yerel yönetimler olarak da özellikle engelsiz bir yaşam alanı için bir takım hizmetlerde bulundunuz. Sahil olsun, kamu binaları olsun veya diğer birimler olsun, onlarla ilgili bir yaşam alanı yarattınız mı? Tabii. Şimdi benim belediyecilik anlayışım 7'den 70'e herkes yararlanmalı. Engelli engelsiz. Yani benim 90 yaşındaki bir nenem de girebilmeli. Benim annem 90 yaşını geçti.
Allah sağlık. Kemik erimesi var. Mesela bizim sahile çıktığı zaman bizim sahilimiz tartan pisttir. Öyle rahat yürür ki hiç kendini acıtmadan. Biz orada kafeler oluşturduk, engelsiz kafeleri. Bizim engelsiz kafenin üst katından, teras kısmından bizim Osman Gazi Köprüsü de gözükür. Mesela orada engelli vatandaşlarımız onu seyretmesi için oraya biz asansörünü de koyduk, engelli asansörünü. Vatandaşımızın, engelli kardeşimizin, tekerlekli sandalyedeki bir engelli kardeşimizin denize girebilmesi için denize iskele yaptık. İskelenin sonuna bir platform oluşturduk, bir sandalye. Vatandaşımız oturuyor sandalyeye. Orada manueldir. Eliyle çektiği zaman efendim şeyi tırnaklarını evet. Döner, deniz içine girer. Vatandaş orada denizinde yüzer. Tekrar kardeşimizi, o vatandaşımızı alırlar. Sandalyeyi böyle oturturlar. Bir mekanik şey mi geliştirdiniz? Tabii tabii mühendisim ya. Bu çok önemli bir şey. Mesela biz çöp konteynerleri var. Biz kendi üretiriz, kendimiz alt alırız. Ya belediyede şöyle bir yola geçtik. Bakın bizim anlatamadığımız şey şu. Ben bir şeyleri 10 liraya yapılan bir şeyleri 1 liralara, 2 liralara, 2 liralara düşürdüm. Mesela bizim süper sahil yolunu, engelsiz kafemiz. Bizim Çivliköy Belediyesi'ne maliyet 130 bin liradır. Engelsiz kafe. Tabii. Bahsi geçen yer. Ya. Peki başkanım, çocuk alanlarıyla ilgili oyun grupları ve parklar. Çocuk alanları şöyle de, ben geldiğim zaman kirli, paslı, hayvan pislikleri, hayvanların gezdiği bir yerde. Yeşil alanlar, varsa göstersin arkadaşlar. Ben buraları ışıklandırmalarını, led aydınlatma. Bizim yaptığımız bütün aydınlatmalar leddir. Kauçuk zeminlerini. Tasarruflu. Tabii tasarrufludur. Aydınlatma, güvenlikli, efendim çocuk oyunu alanları, engelli engelsiz, engelsiz çocuklara uygun şekilde böyle çağdaş oyun alanlarını oluşturduk. Tip 1, tip 2 diye büyüklüklerine göre oyun merkezlerini çoğalttık. Mesela bizim gece görüntüsüdür bu. Gece 12 görüntüleridir. Şu gördüğünüz görüntüler. Bu kadar aydınlıktır. Artık diyorsun. Buralarda uyuşturucu yok. Artık buralar insanlar gelip etrafı rahatsız edecek insanlar... Şarapçı, tinerci yok. Yok. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Köprü ve kavşaklar projesine baktığımızda karayolları veya diğer kurumlardan hizmet alıyor musunuz? Şöyle oldu, bakın. Şimdi bizim Çiftliköy'de ölüm kavşağıdır o. Yalova'ya bir kavşak biliyorum yapıldı. O kavşakta çok ölüm olmaz. Bizim Çiftliköy kavşağında çok olurdu. Rahmetli mesela bizim bir amcamız, Ebu Bekir amcamız da orada vefat etti. Çok insanımız vefat etti. Yerlisi, dışarıdan geleni. Bu benim verdiğim seçim sözlerinden bir tanesiydi. Bakın, yaptınız mı? Tabii, kavşak projesini çizdirdim. Evet. Ele geçirdim, meclis kararını aldım, onaylarını yaptırdım. Meclisten de ne olur ne olmaz diye, karayolları yapmazsa biz yapalım diye meclis kararını da aldım. Ondan sonra karayollarına çok teşekkür ediyorum. Bizim projemize sahip çıktı. Çok iyi. Projemizi hayata geçiriyorlar. Karayolları Bölge Müdürü'ne de buradan teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Modern düğün salonlarıyla sosyal donatı alanlarından bahsetmişsiniz. Evet. Yerel yönetimlerde evlendirme dairelerine falan baktığımızda tamam bunlar uygun. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik adına önemli sosyal tesisleri açtı. Düğün salonlarıydı. Özellikle konferans salonları vesaire. Bu gibi yatırımlarınız var mı? Şöyle yaptım. Ben geldikten sonra bir belediye şirketi kurdum Zirvekent diye. Artık biz belediyenin iştirakleri. Tabii. Kafeleri kendimiz çalışıyoruz. Oraya bağladınız. Tabii, benim seçim çözücü. Çay 1 lira olacak. Şu anda Çivliköy'e gittiğiniz zaman engelsiz kafede, Bayraktepe'de her yerde, her tesisimizde çay 1 lira. Kaç tesisiniz var? Düğün salonunda falan sayarsak bir 7-8 tesisimiz var. Siz resmen işletmecilik yapıyorsunuz. Ama ben şimdi şunu istiyorum. Benim halkım, Çivliköy halkım büyük bir kısmı emekli. Evet. Çay 2 lira, 3 lira içemez. Evet. Benim bir de çiftlik öyle. Bunlar benden torpilliler yani. Anladım. Peki. Siz ona göre bir şey yapmışsınız. Yerel hizmetler noktasında baktığımızda çevrenin güzelleştirilmesi adına özellikle bu temizlik işleri vesairesi hizmetlerinde onlara herhangi bir yatırımınız oldu mu? Tabii şimdi orada biz çöp konteynerlerini yer altına alacağız dedik. Evet. Onunla ilgili bir atölye kurduk. Buradan Başiskele Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. O da o konuda bize çok destek verdi. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. O atölyeyi de biz Çivliköy'de kurduk. O atölyeyle beraber şu anda ürettiğimiz kadar çöp kantonu yer altına alıyoruz. Evet. Yani bu temizliğe geçtik. Şeyler değiştirdik. İşte o kağıt toplama yerlerini falan daha düzenli hale getirdik. Hayvan barınaklarını şey yaptık, düzenlemesini yaptık. Ya çevrede yeşil ait ne varsa koruduk. Şimdi sulama şeylerine geçiyoruz. Sulama plan projelerini bitirdik. Yürüyüş parkları içerisinde baktığımızda Çiftliköy'ün ana harterleri vesairesi, yol,
bakım, onarım vesairesi, sıcak asfaltına kadar herhangi bir sorunuz var mı? Ya şöyle var, şimdi 132 kilometrelik bir hat değiştiriyoruz, su hattı. Telekom girdi. MOBESE, MOBESE çalışmalarını devam ediyor. Yollarımız biraz bozuldu. Bu yollar için aslında biraz destek gelse büyük şehirlerden bize çok mutlu olacağız. Asfalt, kilit taş desteği gelse de çok mutlu olacağız. Peki Şehircilik Bakanlığı olarak bölgeyle ilgili sizin İller Bankası'na proje hazırlayıp sunduğunuzda hızlı dönüşleri oluyor mu? Biz İller Bankası'na bir suyla ilgili, onu da belediye olarak bir, o bütçeyi altından kalkamayacağımız için suyla ilgili bir başvuru yaptık. Onun dışında İller Bankası'yla değil, biz belediyenin kendi imkanlarıyla dönüyoruz genelde. Yani biz çok bankalarla değil de kendi imkanlarımızla şöyle oluşturuyoruz. Ben fen işlerinde bir ekip kuruyorum. 10 liralık bir iş 2 liraya 3 liraya mal oluyor. Kendi ekiplerimizle gidiyoruz. Mesela sahil yolunu biz kendi ekiplerimizle yaptık. Evet. Peki örneğin Çiftlikköy aslında hem köprüden giriş merkezi hem Yalova'dan hem de aslında İzmir'e açılma vesairesi şu bu. Önümüzdeki süreçlerde bu taşıma turizmi açısından baktığımız zaman taşıma turizmiyle ilgili orada bölgede bir hedefiniz var mı? Ya bizim hedefimiz şu anda aslında tek kaldı. Bizde dikey ulaşım yoktu. Yatay ulaşım vardı. Dikey evet. Ulaşım da aslında Osman Gazi Köprüsü ile sağlandı. Biz buraya gelirken Osman Gazi Köprüsü'nden geldik. Yaklaşık 40 dakikamızı almadı. Değil mi? Tabii. Yoğunlukta yani çok rahat gelip gittiniz. Çok rahatız. Yani ulaşım konusunda özel bir çaba sarf edecek bir durumumuz yok. Ama denizde işte yolcu gemileri olabilir. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Belediyeler Birliği olarak siz baktığınız zaman evet, özellikle Marmara Belediyeler Birliği'nde şu projeyi şuraya uygulasak, bu projeyi buraya uygulasak çok iyi alan olur, herkesin ortak kullanım alanı olur, her belediye kendi alanına göre bir proje üretiyor mu? Ya bu sizin dediğiniz uzlaşmaya bağlıdır. Çünkü bir CHP'li olabilir, bir MHP'li olabilir, bir AK Partili olabilir. Yerel yönetimlerde vatandaş eksenli bir hizmet yapılacaksa konsorsiyumda sağlanması gerekir. Örneğin Çiftlikköy'ün yapısına göre, endemik yapısı, bitkisine göre, tarımsal olarak veya turizm olarak bir takım gelişmeler yapılabilir. Bu gibi bir projeniz var mı? Ya şunu bize, ben öyle çalışıyorum. Yani benim belediyecilik anlayışım o. Benim belediyecilik anlayışımda yarış yok. A belediyesi B. Benim tek anlayışım var. Çiftlikköy ilgi odağı yapabiliyor muyum? Evet. Ya bunun için diğer belediyelerden, mesela bizim Çiftlikköy'de neyden ilgi odağı olabiliriz? Biz yürüyüş yollarımızdan olabiliriz. Sahilimizden olabiliriz. Mesela termal neyden olabilir? Bizim Çiftlikköy'de, Yalova'da termal sıcak suyundan olabilir. Biz sıcak su deyince aklımıza şimdi termal. Ya ben termal belediyesini desteklerim. Benim ilçem. Yalova'mın ilçesi. Yalova'mı her açıdan desteklerim. Onlar da bizi desteklerler. Biz Yalova'da o birlikteliği sağladık. Ya çok önemli. O konsorsiyumumuz var. Ama şu çok önemli. Evet. Şu çok önemli. İlgi odağı yapmak için proje üretmek lazım. Yani evet. Çiftlikköy'ümüze mesela siz gelmelisiniz. Şimdi bakın burada sahil projemizle ilgili evet, bir yıllık ödülü demişsiniz. Evet. Bu herhalde değil mi? Evet. Birincilik ödülü. Bu neydi başkanım? Şimdi kısaca bizim, özetleyelim hemen. Bu bizim sahil projesine altyapı ve ulaşımda verildi. Aslında biz sahil projesini tam anlatamadık. Mükemmel bir proje. Bakın Marmara bölgesinin en uzun tartan pistini yaptık biz. Bizden çok uzunu yok. Orada 3-4 tane şey oluştu. Bir, bu yarışmada birincilik ödülü. Bu alanda ikincilik ödülü dahi yok. Bir ödülü biz aldık, birincilik ödülü. Çok önemli. Yani Marmara Belediye Birliği'ne teşekkür ediyorum. Bize bu ödülü de layık gördüler. Kadir Başkan ve Recep Altepe Bey de gelmiş. Sizlere o noktada ödüllendirildi. Yani ben bu ödülü çok önemsiyorum. Çünkü akademik bir kadro bize bu ödülü layık gördü. Ben de akademisyenleri bilirim. Çünkü bunlar çok incelerler, sıkıntı okurlar. Kadir Bey zor bir belediye başkanıdır. Kendisi de mimar olduğu için evet. Recep Bey de çok çalışkan bir belediye başkanı Altepe. Dolayısıyla bunlarla çalışanlar muhtemelen de çok şanslı belediye başkanları olur. Başkanım biz çok hızlı aslında programın sonuna geldik. Ben böylece gündeminizi programın sonuna gelmişken bir başka şehrin gündeminde tekrar görüşmek üzere efendim. Hayırlı akşamlar dilerim. Tekrar Çiftlikköy Belediye Başkanımıza özellikle Ali Bey'e teşekkür ediyorum.
Çiftlik köylüler evet şanslı. Bugün bunu gördük. Aslında çalışkan bir belediye başkanınız var. Natürel ve güler yüzlü. Bu konularda sizler de eminim sahip çıkıyorsunuz. Yakın zamanda da nasip olursa bölgeye gelip de sizi İnşallah. De ziyaret etmek isteriz efendim. Hoş Tekrar olsun. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.